Kentsel dönüşüme artık karar verdiniz. Raporunuzu aldınız, deprem risk raporu. Bakanlıktan onay geçti ve en son 3'te 2 çoğunlukla binada müteahhitinizi de seçeceksiniz. Çünkü ister kat karşılığı yapın, isterse de kredi kullanıp taahhüt olarak bir müteahhide mutlaka yaptırmanız gerekiyor. En önemli şey seçeceğiniz müteahhidin bakanlıktan lisanslı olması lazım. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın geçen sene yürürlüğe koyduğu bir kanunla artık inşaatı herkes yapamayacak. Sadece lisanslı olan şirketler yapacak. Yani bu şöyle düşünülmesin, TOKİ müteahhidi değil. İnşaat şirketleri, belli koşulları sağlayan inşaat şirketleri artık bakanlığa gidip başvuruyor ve lisans alıyor. Bir, bunu sormanız lazım. Çünkü o lisans ruhsat, yapım ruhsatının arkasına yazılıyor. Lisans numarası ve müteahhidin ismi. Lisansı olmayan müteahhit zaten ruhsat da alamıyor. Bu önemli kıstas. İkincisi, o müteahhit binanızın bulunduğu bölgede daha önce iş yapmış olması önemli. Yani referanslarının olmuş olması önemli. Bu ikincisi. Üçüncüsü de ekipmanlarının olmuş olması lazım. Güvenilir olmuş olması lazım. Bunlar çok önemli. Diğer bir konu ticari ve finansal durumları. Daha önce işte çekinin yazılmamış olması lazım. Ceza yememiş olması lazım. Bunları da bakanlığın sitesine girip sorgulatabiliyorsunuz. Yani herhangi bir şirket önereceksiniz ya da yaptırmak istiyorsunuz. Bakanlığın sitesine girdiğiniz zaman orada lisanssız şirketler var. Orada arattırdığınızda adı çıkmıyorsa zaten lisansı yoktur. Eğer o şirket daha önce bir ceza yemişse zaten onu orada sicili çıkıyor. Oradan bakabilirsiniz. Diyelim ki siz kat karşılığı değil de işte kredi kullanarak, taahhüt olarak yaptıracaksınız. Hani demiştik ya, banka denetliyor. Zaten banka krediyi kullandıracağı, yani sizin adınıza kullandırıyor ama müteahhide blok ile hesap açacağı için ilk önce müteahhit şirketi A'dan Z'ye bir kontrol ediyor. Yani şirketin geçmişini tamamen bir kontrol ediyor. Yani o inşaatı yapabileceğine kanaat getirdiğinde ancak o parayı onun hesabına blokeli olarak çıkarıyor. Zaten vermiyor da. Bu da önemli.